Bunlar da onların orijinali değil mi İbrahim tabii, abi? Tabii tabii. Tabii. Şu mesela nedir? O ginseng. Ginseng panax. Açabiliriz değil mi? Tabii. Bakarız. Ginseng panax'ın özelliği şu. Bu yaşlı insanlarda mesela alabilir mi? Tabii tabii. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, hafıza zafiyeti, hayata, sosyal hayata uyama, fiziksel zafiyet birçok problem ortaya çıkar. Huzur evlerinde binlerce kişi üzerinde, huzur evinde kalan yaşlılar üzerinde ginseng ile ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin insanlara enerji verdiği belgelenmiştir. Ha, bazıları diyor ki mesela efendim şu ginseng hangisidir? Ginseng. Bu ginseng damar açıcı değil yalnız. Alış damar açıcı, ginseng kişiye enerji verici. Dikkat dağınıklığını önceliyor. Konsantrasyon, kişiye konsantre kabiliyeti artırır. Yani dikkat dağınıklığını önler. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluğu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da sadece ginseng değil, 19 çeşit bitki içerir. Bitki ekstresi. Türkiye'de maalesef kapsül yapanlar bir yanlış yapıyor. Otu öğütüyor. Mesela buradaki birkaç bitki alıyor, öğütüyor. Toz haline getiriyor. Kapsüle dolduruyor, satıyor. Bu yanlış. Bitkinin ekstraktı yani özütü olacak. Damıtılarak elde edilen. O %3 etken madde. Yani böyle siz diyorsunuz ki abi ginsengi al. Panax. Evet. Öğüt, hap yap. Olmaz. Olmaz. Dünyada tamam. Yok bu. Dikkat edeceğiz. Türkiye'de yapılıyor. Dikkat maalesef. Edeceğiz. Dikkat edeceğiz.